Bu ne? Oo, support eşyamı en son bile bir şeye mi dönüştürüyoruz? Zakzak'ın mekan dikeni. Değişik isimli eşyalar listesi bir hayli kabaracak gibi bu sezon. Bakın o yerden böyle hiçlik ağzı çıktı, gördünüz mü? Yeni destek eşyasını bir inceleyelim isterseniz öncelikle. Öf, bu mavinin durumuna hala alışamayacağım. Şimdi yeni destek eşyası diyor ki Dünya Atlası. Her 10 saniyede 3 altın veririm. %25 can yenileme, %25 mana yenileme artı 30 can. 30 can. 110 hiç sat vermiyor. Çok kötü bu arada. Bu eşyadan 500 altın kazandığın zaman bu bir rün pusulasına dönüşür. Aktif. 18 saniyede bir totem kazanır. Rakip şampiyonlara hasar vermek. Menzilsizler için 30, menzilliler için 28 altın verir. Ha, şampiyonlara ya da binalara vurmak. Aynen. Herhangi bir şekilde bir minyon öldürmek sana 20 altın verir. Ve en yakındaki dost şampiyonuna orijinal altın miktarını verir. Yani bütün destek eşyalarını birleştirmişler özetle arkadaşlar. Bundan böyle tanksan da, dürtücüysen de, adama da vuracaksan, minyon da keseceksen, ne yaparsan yap bu atlası alarak başlıyorsun. Buralar ne kadar karanlık, arada çok büyük bir geçitsizlik var. Çok enteresan bir yeni bot lane. Hadi bakalım. Çiçeğim altın gelmedi ama sanki. Allah Allah. Ya bakın üzerimde yük var şimdi. Mesela bu minyonu kaçırıyordu ya Caitlyn az daha. Onu böyle alıp Caitlyn'e full altını verip ben de 20 altını cepleyebiliyorum. Ama eskisi kadar böyle dürterken dinlet yok. O bence tutmadı da neyse. Ve mesela büyük minyona saklardık eskiden bu destek eşyası yükünü. Artık öyle bir özelliğimiz yok. Artık her türlü hangi minyonu kesersek keselim 20 altın gideceği için önemli olan şey... Gördüğünüz üzere ölümcül destek ve kazma oyunculuk, söyledim size, ikisi bir arada. Nişancımızın hangi minyonu kaçırma ihtimali olduğunu takip etmek daha önemli gibi. Benim manam çok bitti. Benim manam bu kadar bitmezdi sanki Lux'la. Çok mu agresif oynadım? Şuradan altınları alayım biraz. Ama kesinlikle destek eşyasından altın kasma biraz yavaşlamış gibi hissettirdi bana. Manam bitti, Caitlyn'in de canı bitti, o yüzden back atmakta fayda var gibi. Baksanıza daha 130 kasabildik o kadar oynayıp. Aşırı tank yok. Liandri biraz abartılı geldi bana. O yüzden ben düz kitap alıyorum. Bir tane totem alıyorum ve yürüyorum. Pingin niye bu kadar düşük? Çünkü Amerika'dayım. Vurdum, aldım. 3 yükten fazla birikmiyordur büyük ihtimal diyor. O minyonu aldım mesela. Şimdi Bard uzakta olduğu için bu adam gariban. Mecburen pasif oynuyor burayı. Hayırlısı. Bence bunu keserdik. Ben acaba biraz daha agresif mi oynamalıydım? Oradan bir gölge bir şeyler geldi. Bari kili alalım diye yardımcı olmaya çalıştım ama alamadık. Anla ki. Duvara göre konum alıyorum ki Bard beni stunlamasın. Nepe. Ben burayı daha iyi oynayabilirdim. Peki diyelim yanımda nişancı yokken minyonu kesersem ne oluyor? Yanımda nişancı yokken minyonu kesersem hiçbir şey olmuyor. Yani normal minyonun altını alıyorum. Pusula yüklerim hakkında hiçbir şey yaşanmıyor. Anlaşılabilir. İyi günler. Benim yine manam bitti. Kesinlikle bir yanlışlık var bu işte. Ne yapayım? Back mi atayım? O kadar manasız kalıyorum ki. Şunun parçasını bit. Burada hiç bakmadım. Direkt bu Caster's Companion alıyorum. Zaten şey. Yeni Luden gibi bir şey. İşte 3 saniyede bir şey yapıyor. 6 yüke kadar biriktiriyor. Sonra vurduğumuzda pıçık diyor. Hasarlar fışkırıyor ve fışkıran hasarlar. Luden'e göre artısı bu eşyanın şu. Diyelim hasarın sekeceği kimse yok. Aynı kişiye pıt 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 sekebiliyor. Oyunun sesi yok mu? Evet galiba yine ben tek başıma dinliyorum her şeyi. Pardon. Caitlyn'i de satmış olduk birazcık. Söz veremiyorum hiçbir şey. Oy! Ay bilerek yapmadım ama çok iyi oldu. Bilerek yapmadım ama harikaydı. Vur Caitlyn. Şuna da basıp meyvesini de kıralım. Sıcak çikolatasını ezelim. Barda zulmedelim. Öyle mi? Öyle mi? Alırım kara hasatını. Ne yapacaksınız? Zor. Öldük mü? İyi. Kolaydı. Keşke normal sunucuda olsak da kontrol altı atabilsem. Kane'in ultisi vardır diye çok böyle şansımı zorlamak da istemiyorum, dürüst olmak gerekirse. Oy çok iyi. Kolay diyebilir miyiz bu oyun ya? League of Legends denen oyun biraz kolay bir oyun diyebilir miyiz ya? Bunun yardımımıza ihtiyacı var. Ay anlaki ulti. Anlaki Q. Ay! No more holding back! item'ımızı da tamamladık. Rabadon statlarını gösterir misin kral demiş. Bir basılayer hemen bakıyorum. Yürürken bakacağım. Rabadon 140 AP. Ayrıca toplam AP'ni %35 arttırır. Normalde kaç veriyordu, ben hiç hatırlamıyorum. Ya ultinin cooldown düşük olduğu için deniyorum her fırsatta. Pualı şunu. Nasil. Ama manada kesinlikle bir farklılık var ya. Bu çarın manası bu kadar az değildi. Aga. Oo, 3 tane grab yemişler burada. Kulelere gerçek hasarı aldılar. Yapacak bir şey yok. Şu yüklerimi harcayayım. Öncül destek gücünü gösterdi oraya. Gösteriyorum ama ne yapayım? Arada skill'ler kaçıyor ama hasarımız yoğun. Gidelim bir çizme alalım. Item tarayıcıya dönüştürelim. Yeni support item'ının olayı ne Dora? Hem minyon keserek hem dürterek altın almanızı sağlıyor. İşin özünde. Nasıl hepsini kaçırmayı başardım ya. Biraz talihsiz bir durum oldu. Kötü şeyler yaşanıyor. Uf, nasıl KS'ledim belli değil ama o kara hasatı almam lazım. Nişancının da hayatı tehlikeliydi. Olur o kadar öyle şeyler. Umarım ne oluyor lan, bu ne? Bu ne? Bir şey çıktı. Oo, support eşyamı en son bile bir şeye mi dönüştürüyoruz? Lan kendiliğinden dönüştü. Kendiliğinden dönüştü. Saçmalık istemiyorum kendinden. Ah, okay. Bu ne oğlum? Ben anlamıyor. John Barnum kalkmış. Hayırlı olsun iyi yayınlar. Oho. Celestial Opposition. Dağın kutsaması. Gelen hasarı azaltır, gerek yok. Rüya yapan. Mavi rüya baloncuğu kazanırsın ve mor rüya baloncuğu kazanırsın 8 saniyede bir. Başkalarına heal ya da kalkan vermek. Bunları patlatıp 3 saniyeliğine dostunu güçlendirir. Zakzak'ın diyar dikeni. Hiçlik patlaması. Rakip bir şampiyona yetenek hasarı vermek. Bölgede patlama hasarına sebep olur. Tamam, ver. Olur. Oo, okey. Bunları önden çalışmak lazımmış. Basic. Account one'ım maalesef kalkmadı. Öldüm. PB'de oynuyorum. Zakzak'ın mekan dikeni. Değişik isimli eşyalar listesi bir hayli kabaracak gibi bu sezon. Sadece şampiyonlardan patlıyordu bu Zakzak galiba. Zakzak vak vak, ne anlatıyorsun be abi? İşte onu bana demeyeceksin, onun League of Legends'a diyeceksin. Destek eşyam büyüdü, karşıma 7 tane seçenek çıktı, neye uğradığımı şaşırdım. Ha bakın, o yerden böyle hiçlik ağzı çıktı, gördünüz mü? İşte o ağız Zakzak'ın mekan dikeni. Tabi ismi o olmayacaktır eşyanın da, ben şu an dandik düz çeviri yapıyorum. Yine Zakzak vurdu orada bir. Zakzak güzel ya. Hoş, ekstra bir dürtme aracı. Hem Zakzak hem Luden olunca resmen QE yaptım mı bonus 2 tane daha alan hasarı patlatıyorsun. Bayağı sinir bozucu. İhtişamlı item değişikliği oyunu etkilemiş mi, nasıl olmuş? Yani ilk defa bildiğim bir şampiyonla PB'de oynuyorum. Item dizilimim komple farklı. Çabuk ala minyonları, çabuk al, çabuk. Yoksa hepsini Lux çalacak. Ah, ne oluyor lan? Pantuş. Fordorasya. Niye 0 vuruyor benim ultim? Bir şey diyeceğim, Ammun'un Q'sunu 3 gün önceden tespit etti herif. Nasıl yaptı onu? Oy! Silindi sanki. Sanki bir delete tuşuna basılmışçasına. Vardı, kovalamakta anlam görmüyorum. Yine burada bir zamanlayıcı koydum nişancıma, ya kestin yağlıyorum minyonları. Tapta biraz dostumuzun yardıma ihtiyacı var gibi. Hadi dönüp para harcayıp tapa gidelim. Abi Lux'ın manası azaltıldı. Ha, bu eşya ile ilgili değil, Lux'la ilgili bir duruma. Bir yandan hak etti şimdi çar. Dürüst olalım. Luden gitti mi? Ya herhalde gitmiştir, Luden'in aynısı çünkü, evet. Luden yerine bu geldi işte. Güzelim Luden asasını gidip tüfek yapmışlar. Tüfek ne ya? Bak küçük Luden işte. Aynı yani. Oha. Okey. Alev ejderini pek vermek istemiyor gibi bir görüntüleri var sanki. Oho, çılgın çocuk. Yani o Q'nun 2 kişiye de tutmaması gerçekten küçük bir facia olmakla beraber neyse ki o kadar kastık, hiçbir anlamı yok. Ben güçlü ve kaliteli aynı zamanda. Alır mısın şunu başımdan ya, öldüm. Bu fight'ı çok iyi oynayamamış olabiliriz, olur öyle şeyler. Ama yine de yendik yani fight. Onu çalarım bence ben. Ah be, yeterince hızlı davranamadım. Ama kara hasat geldi yine, teşekkürler. Galiba geldi yani, doğru hasat, özür dilerim. Ben buraya gelmemeliydim. No more holding back. Aynen kanka, health var. Bir şey diyeceğim, neler oluyor? Neden böyle oldu, pardon. My bad. Bu bardı biraz oyalarsanız 5 saniye sonra ultiyle kesebilirim ben. Ah! Okey, burada biraz eğlenme moduna geçtik. Biraz başımızı yaktık. Olur öyle şeyler. Abi yeni karakter çok kırılgan geldi, sence nasıl? Kırılgan tabii, çünkü karakterin 1000 tane özelliği var. Kalkanı var, hızı var, atlaması var mı? Atlaması yok. Fear'ı var, yere sabitlemesi var, alan vuruşu var. Bu kadar her şey olunca biraz tabii şey olması gerek. Hepimizi bir şey uçtu, gördünüz mü? Aa, kırmızıyı kesmiş çünkü bizimkiler. Hepimizi bir şey uçtu. Baron mu? Ne baronu? Nasıl baron? Nerede? Aha, bakın bu da görüş patlaması yaptı. Bu gider ya. Aa, gitmedi. Helal, çok iyi. Baronu aldı ama baron yanına kalmadı. Hadi eller havaya, eller havaya. Bum. Sen niye katılmadın ammu support? Bak hep böyle oyun bozanlık yapıyorsun. Terbiyesiz. Oyun o kadar kolay ki hiç bakmıyorum maça gerçekten. Arada skill tutturmaya çalışıyorum sadece. Ellerinize sağlık. Ne yapıyorsun lan ammu? Sanat. Ammu sanat peşinde. Gel buraya gel. Kalkan vereyim. Oğlum abartmayın lan işte. Herkes benim gibi manyak. İzleyicilerim de benim gibi. Aa, FF vermişler. GG. Kolaydı. Yeni support eşyaları bence güzel. Beğendim. Biraz daha yavaş altın kasabildim ama güzeldi.